biraz önce söyledim. Allah'ın kuluna muamelesi, Rab ismiyle tecelli edip onu terbiye etmesi başka bir şeydir. Kulun o Rab ismiyle terbiye etmesi başka bir şeydir. Çocuklarımızı terbiye ediyoruz. Hangi isimle? Ya Rab ismiyle tecelli ediyoruz. Rabbim Allah'tır. Rabbim Rahman olan Allah'tır deyip terbiye ediyoruz. Ya da şeytan bize terbiye ettirir. Şeytan bize terbiye ettirirse ne olur? Bu durumda şeytan bizim Rabbimiz olmuş olmuyor mu? Allah kulümü sana emanet ediyorum. Sana ikram ediyorum. Rab ismi sende tecelli etsin. Rablığımı tat dedi. Eğer onu Allah'a kul olarak yetiştirirsen, Rab ismi tecelli etti. Yok ona Allah'tan başka ilahlar gösterirsen, senin bu hayattaki asıl gayen, amacın okul okumak olmalıdır, bir mesleğe sahip olmak olmalıdır, para kazanmak olmalıdır, ticaret yapmak olmalıdır. Şu olmalıdır, bu olmalıdır. Şunu kazanman lazım, bunu kazanman lazım. Allah nerede? Sen Rab ismiyle ona muamelede bulunmadın. O zaman Rab ismi sende tecelli etmemiş demektir. Sen Rabbini bilmiyorsun. Sen Kur'an ile terbiye olmamışsın. Sen Rahman'ın terbiyesine girmemişsin ki çocuğuna rahmet edemiyorsun. Ebedi hayatının hesabını yapamıyorsun. Onun Allah'a yakınlığının hesabını yapamıyorsun. Kim terbiye ediyor? Kim seni terbiye etmişse sen de onunla terbiye ediyorsun. Bu durumda suç çocukta değil, kimde? Terbiye eden de, mürebbi de. Müminler o kimselerdir ki kesinlikle Rableriyle karşılaşacaklarını kesinlikle bilirler. Bir de Rablerine döneceklerini bilirler. Müminler Rabbiyle karşı karşıya geleceğini biliyor. Rabbine mülaki olacağını biliyor. Mülaki, dak olmak demek, böyle biri bir köşeden gelse, biri de öteki köşeden gelse, tam köşede böyle çarpışsalar, ona evet, mülaki oldu, dak oldu, mülaki oldu. Çarpıştılar manasında. Birden ansızın karşı karşıya geldiler demektir bu. Kul Rabbiyle karşı karşıya geleceğini, tecellisiyle karşı karşıya geleceğini, Rabbinin ona tecelli edeceğini kesinlikle bilir. Nerede? Burada, dünyada. Sonra mutlaka ona, Rabbine döneceğini bilir. Burada karşı karşıya geldiği Rabbine, orada da ona döneceğini, Rabbine döneceğini ahirette bilir. Burada her anda onunla karşı karşıya mıyız? Her an mürakî oluyor muyuz? Evet. Buna şahadet ediyoruz. Her muamelesi evet, hayırdır, rahmettir, nimettir, ikramdır, marifettir, cennettir. Kul için sadece güzelliktir. Mesele kulun Rabbine karşı kör ve sağır davranmamasıdır. Rabbi onun gönlüne vahyedince onu anlamasıdır, anlamaya çalışmasıdır. Rabbinin muamelesini görünce Rabbine evet, şahadet etmesidir, şahit olmasıdır. Göremiyorsa kör ve sağır demektir. İşitmiyor ve görmüyor demektir. Kim mühsin olarak, güzel olarak, güzellikle veçhini Allah'a teslim ederse, veçhini kendini, zatını, veçhini Allah'a teslim etmek demek, teslim edebilmen için veçhini, yüzünü teslim edebilmen için evet, bu manevi olaraktır. Yüzünün Allah'ın güzelliğiyle güzel olması lazım ki Allah onu kabul etsin. Çirkin bir gönül yüzünü kabul eder mi? Haşa. Evet, kim o güzellikle güzelliğini, güzel veçhini Allah'a teslim ederse
onun Rabbi katında ecri vardır. Nedir ecri? Rabbi katında. Onun Rabbi ona güzelliğini verir. O güzelliğinin karşılığını verir. Bununla beraber onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Nerede? Dünyada. Nerede? Sonra ahirette. Bir beşer olarak sıkılmak, daralmak başka bir şeydir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ben de sizin gibi bir beşerim. Sevindiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülürüm. Bunu bununla karıştırmıyoruz. Ama dünyada mahzun olmaz ve korkmaz. Niye korkmuyor? Allah'a güveniyor ondan. Benim Rabbim Rahman'dır dediği için korkmuyor. Mutlaka rahmetiyle muamele eder dediği için korkmuyor. Bununla beraber benim Rabbim mağfiret sahibidir. Rahmandır, rahmetinden dolayı beni mağfiret eder der ve geçmişinden dolayı da mahzun olmaz. Eğer geçmişimizden dolayı mahzun oluyor, gelecekten dolayı korkuyor, endişe ediyorsak bir sorun var. Rabbimize imanda bir sorun var. Ona güvenmiyoruz demektir. Onun rahmanlığını, rahimliğini kabul edememişiz demektir. Rabbimiz evet, Rahmandır, Rahim'dir, Gafurdur, Gafardır. Bütün isimler rahmetinin içinden tecelli ediyor. Rahmanlığından tecelli ediyor. Rablığından seni terbiye etsin diye tecelli ediyor. O sıkıntılar, o musibetler, o belalar hepsi bizi Rabbimize gönderir. Hayatın faniliğini bize tattırır. Rabbimize gideceğimizi, ona varacağımızı bize hatırlatır. Bununla beraber nefsimizi temizler, tezkiye eder. Küfründen, şirkinden, benliğinden ne yapar? Temizler. Her muamelesi böyledir. Rahmeti tecelli ediyor, Rab olarak terbiye ediyor. Kim? Alemlerin Rabbi olan Rabbimiz. Hani Rabbin İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihana tabi tutmuş, denemelerden geçirmişti. O da bunları gereğini tam olarak yerine getirdiğinde, imtihanların gereğini tam olarak yerine getirdiğinde Allah ona buyurmuştu. Muhakkak ki seni insanlara imam kılacağım dedi. Hazreti İbrahim de soyundan gelenleri de ya Rabbi deyince Allah ona buyurdu. Benim ahdim zalimlere erişmez. Zalimler bunun dışındadır. Senin soyundan da gelse zalimler, kendine zulmedenler bunun dışındadır. Kendini Rabbinden karanlıkta bırakanlar bunun dışındadır. Kendini Rahman'dan dışarıda bırakanlar, Rahman'ı görmeyenler, Rahman olan Rabbini görmeyenler bunun dışındadır dedi. Ona iman etmeyenler bunun dışındadır dedi. Niye Allah bir takım kelimelerde imtihana tabi tutuyor? Kelime demek ağır söz demektir. Ağır imtihan demektir. İmtihana tabi tutunca ağır imtihan demektir. Ağır ateşe atılmakla imtihan edildi. Evladını kurban etmekle imtihan edildi. Bunun gibi evet, birçok imtihana tabi tutuldu. Hepsinin gereğini yerine getirince Allah bunu imam kıldı. Bu durumda o imtihanlar ne oldu onun için? Rahman'dan bir tecelli, Rabbinin onu terbiye etmesiydi, onu büyütmesiydi o imtihanlar. Saf onun rahmetiydi. Bu her bir kul için bu böyledir. İmam olamasa da en azından cemaat olsun. En azından huzurda dursun. Rabbinin huzurunda dursun. Önde yürüyemese de önde yürüyenlerin Rabbine, yürüyenlerin arkasından yürüsün. Onlarla beraber olsun. İmtihanlar bunun içindir. Allah hiç kimseye gücünün yetmediği bir imtihana tabi tutmaz. Bir yükü yüklemez buyurdu. Onun için yapamam, edemem diye bir şey yoktur. Rabbi İbrahim'e teslim ol deyince o
alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Kim ona teslim ol diyor? Rabbi söylüyor bunu. O zaman kulun Rabbine teslim olması gerekir. Kendisini yaratana, eğitene, büyütene teslim olması gerekir. Eğer Allah'ın terbiyesini kabul etmezse teslim olmuş olmaz. Ne yapmış oluyor? Sadece feryat etmiş olur, isyan etmiş olur, itiraz etmiş olur. Şu niye şöyle, bu niye böyle? Sanki Allah hiçbir şey yapmıyor, onu terbiye etmiyormuş gibi zanneder. Böyle bir zanna kapılır. Onun için en büyük imtihanlar peygamberlere gelmiş. Niye? Terbiye ediyor, büyütüyor, eğitiyor. İmam kılacak çünkü, en öne alacak, örnek kılacak. Biz de ne kadar imtihanları Rabbimizden bildiysek, onun terbiyesi olarak anladıysak, onun terbiyesinin bizim için saf rahmet olduğunu anlayıp Rabbimize teslim olduysak, o kadar Rabb ismi, Rahman ismi bize tecelli eder. Rahim ismi tecelli eder. O kadar Allah'ın her bir ismi tecelli eder. Allah Kur'an'ı indirirken Rabbin indirdi buyuruyor. Onun için şöyle deyin buyurdu. Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya verilen, bir de bütün peygamberlere, Rabbinden verilene iman ettik. Kimden veriliyormuş? Rabbinden veriliyormuş. Kullarını terbiye etmek için vahyini göndermiş. Terbiye edip, eğitip, büyütmek için. Kemale erdirip Hazreti İnsan yapmak için. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olduk deyin. Böyle söyleyince mümin, Müslüman olmuş oluyoruz. Allah bizim de Rabb, de ki onlara, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Durum böyleyken bizimle Allah hakkında tartışıyor musunuz? Tartışmaya mı gireceksiniz? Bu konuda biz tartışmıyoruz. Allah alemlerin Rabbidir, herkesin Rabbidir. Başkası bizimle tartışsa bile biz onlarla tartışmıyoruz. Tartışmaya girmiyoruz. Bizim amelimiz bize, sizin amelleriniz sizindir deyin. Sadece biz ona, bütün gönlümüzle ona bağlanmış, ona teslim olmuşuz deyin. Samimiyetle, ihlasla ona teslim olmuş. Siz ne yaparsanız yapın, sizin yaptıklarınız size, bizim yaptıklarımız bizedir deyin. Allah emri Resulullah Efendimiz'e veriyor. Kıyamete kadar müminlerin, Resulüne tabi olanların böyle söylemesi lazım. Onun için Allah hakkında tartışmaya girmiyoruz. Vahyi hakkında tartışmaya girmiyoruz. Allah'ın müminlere salatı vardır. Böyle tartışmayan, bununla beraber Rabbine teslim olan, Rabbine tevekkül edip güvenen, onlara Rablerinden bir salat vardır. Selavat vardır. Yani selamlar vardır. Kimden? Rablerinden. Rab ismi tecelli ediyor orada. Bununla beraber bir de rahmet ve mağfiret onlar içindir. Hidayete erenler de bunlardır buyurdu. Kim? Allah'ın selamını alanlar.